Teşekkür ederim. Şimdi mecliste değerli seyirciler görüyorsunuz, AKP'liler DEM Partili milletvekillerine saldırmış Meclis Genel Kurulu'nda. Bunlar çok çirkin görüntüler. Şimdi mecliste zannediyorum, arkadaşlar ayrıntılı bir bilgi verirseniz bana. Şimdi bakın, yırttığı şey var, dövizler var. DEM Partililer bu dövizlerle meclise gelmişler, saldırıp dövizleri alıp yırtıyorlar. Yani siz DEM Partili milletvekillerini mecliste dövünce ya da onlara saldırınca bu ülkeyi daha mı demokratik yapacaksınız? Siz burada bu kavgayı yaptığınız sürece Türkiye'nin sokaklarını karıştırırsınız, toplumsal barışı bozarsınız. Tıpkı Sayın Bahçeli'nin yaptığı gibi. Hocam, Abdi İpekçi'yi kim öldürdü Allah aşkına? Ümit Doğan'ı kim öldürdü? Tescilli hepsi. Evet. Hepsi ülkücü. Doğan Üzü kim öldürdü? Tabii. Bedrettin Cömert'i kim öldürdü? Bunlar akademisyen, Türkiye'nin profesör. Ümit Doğanay benim hocamdı. Bedir Karafakioğlu'nu kim öldürdü? İTÜ'nün rektörlüğünü yapmış insanlardı bunlar. Bedrettin Cömert'i öldüren Abidin Paşa Ülke Ocakları Derneği'nden biri. Şimdi bırakın bunları. Orada kayıtlar, polis kayıtları olduğu yerde duruyor. Yani birden mi ona buna saldırırken kendinizi bir düşüneceksiniz. Kendi sicilinizi bir düşüneceksiniz. Ya Kemal Türkleri kim öldürdü? Meclis Başkan Vekili Celal Adan'a sorun. O davada yargılandı. Nasıl konuştuklarını anlatıyor, evet, nasıl evet, hazırlandığını anlatıyor. Kim öldürdü bunları? Onu bırakın, zaten ülkücü hareketin içinden gelen birçok insan, birçok vatansever ülkücü bunu kabul ediyor zaten. Atlantik milliyetçilerinin bu ülkeye ders vereceği ders yoktur. Şimdi şu meclisteki tabloya bakalım. Ya aldı, saldırdınız ve yırttınız diyelim ki. Ya demokratik yollar... Düşünebiliyor musunuz? Yani hem kayyum atıyorsunuz, halkın iradesini hiçe sayıyorsunuz. Bu sultanizm rejimidir. Bu dinci, faşist bir rejimin inşa girişimidir. İnsanlar da bunları mecliste seçilme yani seçilerek gelmiş ve dokunulmazlığı olan insanlara başka türlü müdahale edemediğiniz için, yani oraya çevik kuvvet vesaire falan gönderemediğiniz için o görevi siz yapmaya kalkıyorsunuz. Böyle bir rejim olmaz ya. Şimdi arkadaşlar tam konunun şeyini gönderdiler bana, ayrıntısını. Son anda yaşanmış bu. Müsaade ederseniz hocam. Buyurun buyurun, rica ederim. DEM Parti bir kürsü eylemi düzenlemişti. Bu devam edince bu... Meclis Başkanı Gülizar Biçer Karaca genel kurulu kapatmış. Kayyumlar için. Evet. Atanan kayyumlar için. DEM Partililer de faşizme karşı omuz omuza sloganlar atarken AK Parti, AKP milletvekilleri kahrolsun PKK sloganlarını atarak ellerindeki pankartlarını almak için saldırmışlar. Ya şimdi mecliste seçilmiş milletvekillerine PKK'lı diye saldırırsan iş var ya. Ya size de Hizbullahçı diye saldırırlar yakında. Kahrolsun Hizbullah diye size saldırırlar. Elinden tutup meclise taşıdınız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nereye taşıyacaklar bu ülkeyi? Şimdi bu nedenle erken seçim gerekiyor işte. Bu nedenle erken seçim gerekiyor. Şimdi de Özgür Özel diyor ki, yani söylediği şeyi belli. Şimdi bir takım gerekçelere dayandırıyor ama esas olarak şunu söylüyor. Diyor ki, bizim yolumuz özgüvenli, hedefini bilen yoldur. Gücümüzü 31 Mart'ta bize destek veren Türkiye İttifakı'ndan ve kurucumuzdan alıyoruz. Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net demiş. Evet, bu tuzağa düşmemek lazım. 31 Mart seçimlerinde azınlığa düşmüş, yenilgiye uğramış AKP ve MHP koalisyonu, bu koalisyonun Erdoğan kanadı iktidarını sürdürebilmek için muhalefetten bir onay bekliyor. Bir rıza bekliyor. Oysa hocam biraz önce söyledi, oraya geçelim. Bu rıza verilirse bunun adı yumuşama ve normalleşme rızasıdır. Ya normalleşmeyelim, kavga edelim değil. Bakın kavga ediyorlar. Kavga edenler onlar, saldıranlar onlar, kayyum atayanlar onlar, etki yasası... Etki ajanlığı yasasını çıkaran onlar, müfredatı değiştiren onlar, eğitimi yeniden medreseleştiren onlar durmuyorlar. Tehdit devam ediyor. O nedenle bu durumdan biraz önce, bir an önce kurtulmak lazım. Anayasa Mahkemesi bunu yapıyor. Hocam işte, değerli seyirciler, Anayasa Mahkemesi 6 yıl gibi bir gecikmeyle de olsa, demek ki hemen referandumdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi başvurmuştu, böyle hatırlayalım, baktık biz. Yani 16 Nisan 2017 referandumundan sonra Cumhurbaşkanı yetkileri tek başına kendi elinde toplamaya, kanun hükmünde kararnameyle kendi yetkisini genişleterek yeni bir rejim kurmaya başlayınca Cumhuriyet Halk Partisi, değerli seyirciler, Anayasa Mahkemesi'ne bir iptal kararı
iptal başvurusu yapmıştı. Anayasa Mahkemesi karar verdi. Cumhurbaşkanının YÖK üyelerini atamasına, Cumhurbaşkanının kimi yargıçları atamasına, Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı'nın atamasına, üniversite rektörlerinin atamasına, örneğin hocamın biraz önce, Emre Hoca'nın biraz önce örnek verdiği gibi uluslararası anlaşmalardan tek imzayla çıkmasına ilişkin yetkilerinin anayasal kaynağının olmadığını belirterek iptal etti. Yani şu anda Türkiye bir kişinin 6 yıldır keyfi yönetiminde, evet, tek kişi tarafından bütün kararların ve atamaların tek kişi tarafından yapıldığını belirten bir mahkeme kararı var, anayasa mahkeme kararı var ve mahkeme bunları anayasal dayanağı olmayan fiili yetkiler olarak görüyor. Nasıl bir rejim bu ya? Olmaz be. Böyle bir şey olabilir mi? Bizi hukuksuz bir biçimde yönetmişler ama ortada bir siyasal kargaşa olabileceğini, bir idari kargaşa yaratılabileceğini düşünerek, ki bunların içinde genelkurmay başkanı atamaları var, general imzaları var, var da var. Bir yıl süre vermiş. Şöyle düzeltmek için bir yıl süre veriyor. Bugüne kadar yapılan atamaları da kabul ediyor bu mahkeme kararı. Bence kabul etmemesi gerekiyor. Aslında. Burada bir gariplik. Yani yasa dışı, anayasal dayanağı olmayan bir yetkiyi kullanmış, atama yapmış, onlar görev yapmış, kararlar vermiş. Örneğin ülkeyi felakete sürükleyen kararlar verdiğini düşünelim. Özelleştirme kararları, kamu mallarının satılması kararları, sınır ötesi harekat. Sınır ötesi harekat kararları vesaire vesaire. Yani bu o kadar çoğaltılabilir ki bunların hiçbirini böyle 6 yıl boyunca attığı bütün imzaları geçerli sayarsanız olmaz. Herkesin yaptığının yanına kar kaldığı bir rejimin adı demokrasi değildir. Ama her şeye rağmen Anayasa Mahkemesi kararı önemli hocam. Bizim söylediğimiz, sizin tek adam rejimi dediğiniz, şahsım rejimi dediğiniz, benim hani İslamofaşizm dediğim ya da patrimonyal sultanizm dediğimiz, demokrasi dışı, totaliter, faşizme evrilen, bunu dinci bir ambalaja saran, bakın din değil, İslam da değil, İslamcı, dinci ambalaja saran, yani siyasal İslamcılıkla faşizmi sentezleyen bir anlayışın rejimi olduğunu Anayasa Mahkemesi hem de yeni başkanla birlikte karara bağlamış durumda. Mesele o kadar açık ki. Erdoğan'ın ve AKP'nin Anayasa Mahkemesi'ne atadığı üyeler bile durumun hukuksuz olduğunu kabul etmek durumunda kaldılar. Ne yapacağız biz şimdi? Bizim bütün eleştirilerimizi, bütün karşı çıkışlarımızı, bütün itirazlarımızı Anayasa Mahkemesi kabul etmiş, onaylamış durumda. Peki bu nedenle bizim hakkımızda açılan davalara ne olacak? Anayasanın 6. maddesi hocam. Hiç kimse anayasadan almadığı bir yetkiyi ve gücü kullanamaz diyor. Anayasadan almadığı yetkiyi ve gücü 6 yıl boyunca kullanan bu cumhurbaşkanı hakkında bir işlem yapılmayacak mı? Üstelik de bu cumhurbaşkanı yine Yüksek Seçim Kurulu'nun yasalara ve anayasaya aykırı bir biçimde aldığı bir kararla geçersiz oyları geçerli sayarak, sahte oyları, geçersiz oylar demeyelim, sahte oyları geçerli sayarak kabul ettiği bir anayasaya dayanıyor. Bir darbe anayasası var. Bu darbe anayasası 82 anayasası, 12 Eylül anayasası değil. O çoktan geçti. 16 Nisan. Bu anayasası. Evet, 16 Nisan 2017 anayasasıyla yönetmeye çalışıyorlar bu ülkeyi. Atıalan'ın Üsküdar'a geçtiği, Üsküdar'a geçtiği kendi, anayasa. Kendi lafı. Evet, Üsküdar'a geçtiği biz anayasa. Biz söylemiyoruz, kendi söylüyor. Yani, Atıalan anayasayı da atın terkisine koyup Üsküdar'ı geçen şey rejim bu. Eline anayasayı alıp Üsküdar'ı geçtikleri. Yani bir de bunu söylediler ya. Hakikaten bir de bunu söylediler hocam. Evet. Atıalan Üsküdar'ı geçti. Biz yaptık oldu diyor işte. Biz yaptık oldu dedi. Ne yasası ne anayasası. Böyle bir rejime bu ülke tahammül edebilir mi? Bu ülkenin 250 yıllık bir aydınlanma ve modernleşme geleneği var. Bu ülkenin bir kendi devlet 1000 yıla dayanan. Yani Gaznelilerden alsak 1000 yılı aşan bir geleneği var. Karahanlılar, Gazneliler, oradan Selçuklular, Osmanlı, Anadolu Selçuklu devletleri. Evet, evet. Bu bir aşiret, bu bir aşiret devleti modeli. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, son derece tarih, siyasal